Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz. Geçtiğimiz haftalarda ünlü futbolcuların FIFA kadrolarını olanı sizlere göstermiştim. Bugünkü videoda ise ünlü futbolcuların FIFA 20 reytingini öğrendikleri zaman nasıl davrandıklarını göreceğiz. Kartı kıran var, fırlatan var, daha olumlu karşılayanlar da var. Bakalım kim nasıl karşılamış, bunu hep birlikte görmüş olacağız. Önümüzdeki hafta Fenerbahçeli futbolcu video geliyor. Kimle video çektiğimi merak ediyorsanız hemen Instagram adresimi uğramayı unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde haftaya ameliyatta olacağım, bilginiz olsun. Bunun dışında da videoyu beğenirseniz arkadaşlar hemen beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler. Erik Dier ve Davinson Sanchez gayet kartların reytinglerini doğru karşılıyorlar arkadaşlar. Davinson Sanchez geçen sene 84'tü, bu sene 83'üm okey diyor. Ancak Erik Dier kendini 80 görüyorken 79 buluyor. We can all improve. 83. It's not about numbers, you know. Okay. It's a good total number. Okay. About. I don't know. Did you know what yours was last year? Nah. No. I think last year I was 84. To start, you know, the start of the season was 84. But. Alexander Lacazette gayet kandan memnun çıkıyor. Ancak YouTuber kardeşimiz diyor ki ben seni daha iyi yapardım. Lacazette'in tek istediği şey pasının daha fazla olması. That it? Really? Maybe I'm biased, but I'd give you more pace, more shooting, more passing, maybe yeah, more physical. But the one really for me is everybody is passing. Right, you've got to be having words with the aim, mate, because... Sadio Mane FIFA oynamadığı için kartını pek anlamıyor, ancak ratinginin daha iyi olmasını gerektiğini söylüyor. Boom. I'm there? Oh, okay. Thank you. You happy? You happy with the rating? Look, 88. It's okay? 94 pace. Listen, it could be better. But? It could be better. What do you think it could be better? You play FIFA? No, I don't know how. You have to know. I will try this year. Van Dijk kartının 90 rating olduğunu ve gayet memnun olduğunu, aynı şekilde bütün CD'lerin kişiselleştirmiş olduğunu söylüyor. Copy here. Personalize and everything. That's how we do. Ortada olan kartın kime ait olduğunu arıyorlar ve Gabriel Jesus bu kartın kendisi olduğunu düşünmüyor çünkü defansa daha çok katkı verdiğini söylüyor. Se foi FIFA, tá de brincadeira. Eu vou no Mares. Só falta ser eu, Dio. Eu vou ficar. Olha lá. Errar aqui, ó. Ajuda mais, hein? Muhammed Salah kartını beğeniyor. Van Dijk ikisine 90 rating olduğunu söylüyor ve hızının daha iyi olduğunu söylüyor. Salah kendisinin daha iyi olabileceğini belirtiyor. I'm 90 years old, but you got a little bit better pace. But it should be the same at least. I should be more, that's honestly, yeah. Well, not sure about that, but you happy with the numbers? Yeah, it's okay, 90. Okay. Well, thank you. Enjoy. Thank you. And see you later, alligators. Thank you. Gabriel Jesus direkt kartın Fernandinho olduğunu ve kaptanını çok iyi tanıdığını belirtiyor ve tahmininden şaşmıyor. Şut, pas. No? Físico, passe. Tem que ser alguém no meio de campo. É, então. Que é muito perto. Eu vou chutar também, Fernandinho, velho. Fernandinho, pô. Conheço meu capitão, rapaz. Eu conheço meu gado, rapaz. Conheço meu capitão, rapaz. Aí, ó. Tem barba branca aí, isso aí. Listemizde en çok çıldıran isimlerin başında Antonio geliyor. Antonio pace'inin yanlış olduğunu, EA Sports'un kesinlikle futbol maçlarını izlemediğini söylüyor ve kartı fırlatıyor. Pace 83. I'm definitely a 90. FIFA, so watching. Need to liven up, mate. Like, it's embarrassing. I don't think you're even watching the games. If you're watching, you will see that my pace is up there. Come on, sort it out. Ve geliyoruz listemizin en heyecanlı adamına. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Adama Traore İspanyol ve İngilizcesi gerçekten de çok iyiydi. Bu yüzden de bu videoda sempatikliği beni çok mutlu etti. Öncelikle kartındaki pace'inin doğru olduğunu, ancak 60 şutunu ve 61 pasının kesinlikle yanlış olduğunu ve diğer arkadaşları karşılaştırarak bunu zaten gösteriyor. Aynı şekilde fiziğinin 75 olması onu deli ediyor arkadaşlar. Fiziğinin 75 olmasından sonra insanlara dolaşıp bu fiziğim nasıl 75 olur diye. No, that is 31. I'm definitely physical like tomorrow. Physical only 75. Physical 75. Told you they don't rate wolves. Okay, let go. No, come on. 75. You're just upside down, my friend. 78 and I'm 75. Yeah. FIFA have to check that. No, they don't. It's great. O zaman gelelim asıl sorumuza. Biliyorsunuz ki arkadaşlar futbolcularla videolar çekiyorum ve böyle bir konsept düşünüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u düşünün. 4 takım ve bana her bu 4 takımdan 5 tane futbolcu söyleyin. Çünkü ben şöyle bir proje düşünüyorum ki arkadaşlar.
sizin söylemiş olduğunuz en çok söylenen takımlardan o en çok söylenen oyuncuların hepsini bir araya toplayıp birbirlerine rating tahmini ve yorumları yaptırmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz ki bunu yapabilecek potansiyelimiz zaten artık var. Bu yüzden hemen herkes aşağıya hangi takımda ve hangi oyuncuları yapmak istediğimi yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz yılların devamı için lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yeah. And the dam have 75. I think Matt should be lowering you. And next time we Cody, do. And Cody have 74. Only one. We do whatever you want. I'm gone.